Şimdi hatırlarsanız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanında bir genç geldi. Daha önceki sohbetlerimizde geçti. Dedi ki ya Resulullah ben zina ettim cezamı istiyorum dedi. Fütuhatta izah eder. Der ki o anda bir sohbet, bir mecliste Resulullah Efendimiz de birileriyle sohbet eder halde. Önce duymazlıktan geliyor Resulullah Efendimiz. Tekrar diyor ya Resulullah ben zina işledim ve cezam neyse onun tatbik edilmesini istiyorum. Fakat üçüncüye tekrar ısrar edince Resulullah Efendimiz bu cezayı tatbik etmek zorunda kaldı. Şimdi bu genç şahit olmadığı halde işlemiş olduğu hata ve kusur için, günah için örnek de verdi dedi ya, bazı haller vardır ki dedi, kişi kendi suçunu ikrar ettiğinde şahit aranmaz. Ama misal bir zina suçu birine isnat edilse 4 tane şahit aranır. Değil mi? Şahitler 4 kişi mutlaka o fiili net olarak görmüş olması gerekir. Ama kişi kendi ben cezam neyse had cezam uygulanmasını istiyorum deyip de ortaya çıkarsa o zaman hüküm verilir, şahit aranmaz. Burada bu gencin daha önceki ciltlerde ifade ederken Muhittin İbn Arabi Hazretleri Allah'ın rahmetinin genişliğinin farkında olsaydı Allah'a öyle bir tövbe etmişti ki belki bu had cezasını uygulamasını istemeseydi de Allah-u Teala onu zaten affetmiş olacaktı diye ifade eder Muhittin İbn Arabi Hazretleri. Ama ahirette cezasının bırakılmaması için daha büyük bir ceza ile ahirette karşılaşma korkusundan dolayı genç dünyadayken bana bu ceza uygulansın ki dedi ben bu günahımın cezasını dünyadayken ödemiş olayım. Allah'ın huzuruna öyle çıkayım. Çünkü daha büyük bir şeyle karşılaşma korkusu vardı. Aynı burada ifade ettiği gibi. İşte burada tabii burada artık kişinin ilmi birikimi, Allah karşısındaki durumu, tutumu bunlar şeyini belirleyen faktörlerdir. Davranış şeklini belirleyen faktörlerdir. O Allah eğer ki çok büyük bir pişmanlıkla, gerçek bir pişmanlıkla Allah-u Teala'ya tövbe etmiş olsa ve bu had cezasının uygulanmasını istememiş olsaydı kendisine Allah onu affetmiş olamaz mıydı? Olabilirdi. Bir cihetten genç bu dünya hayatındayken hiç olmazsa cezam verilmiş olur. Ben ahiretimi en azından garantiye alayım. Burada Allah beni affetmiş olur mu olmaz mı şüphesini taşımaktansa bu cezamı göreyim diye düşünmüş olabilir. Yani bu kişiye göre değişen bir durum. Şimdi şöyle demeyelim yani bunu böyle mi yapsaydı daha iyiydi, şöyle mi yapsaydı daha mı iyiydi konumuna girmeyelim. Çünkü kişinin bulunduğu durum vereceği karar olayı değiştirir. Yine Miraç'ta Muhittin İbn Arabi Hazretleri yapmış olduğu kendi miracında Yusuf Aleyhisselam'la karşılaştığında ondan bir ilim aldığını söylüyor. Yusuf Aleyhisselam şöyle diyor, tecrübe ile varsayım arasındaki fark gökler ile yerler arasındaki farktan büyüktür. Ondan diyor bu ilmi aldım, bu sözü aldım. Bak tecrübe ile varsayım arasındaki fark. Yani oturup da oturduğu yerde insanın ahkam kesmesi ne kadar bilgi sahibi olsa dahi ahkam kesmesi nakısiyet arz eder. Ancak o olayı tecrübe edenin tecrübe etmiş olmasından dolayı olaya bakışı farklılık arz eder. Diğeri varsayım üzere konuşuyor ama biri tecrübe edinmiş. Yani ben şunun yerinde olsaydım şöyle yapmazdım kesinlikle deme diyor akabinde de Muhittin İbn Arabi Hazretleri. Ben şunun yerinde olsaydım bak o şöyle yaptı işte şöyle yaptı yanlış yaptı bunun yaptığı yanlıştır deme diyor. Çünkü sen onun yerinde değilsin. Sen onun yaşadığını aynen yaşamadın. Yaşasaydın kim bilir sen nasıl davranacaktın. Nasrettin Hoca'mız. İşte yani tabii Nasrettin Hoca da öyle hem fıkra gibi söylüyor hem de insanlara bir şeyler öğretiyor ya. Burada da o gencin yani böyle yapmış olması, davranmış olmasını yanlış, eksik de diyemeyiz tabii ki. Burada sadece Allah'ın rahmetinin genişliğini vurgulamak adına da Muhittin İbn Arabi Hazretleri bunu ifade etmiş. Yani genç burada korktu. Ahirete bırakmaktan o cezayı korktu. Dünyadayken cezalandırılmak istedi. Meseleyi böyle anlayalım. Bıraksaydı ahirete Allah'a tam bir pişmanlıkla tövbe ettiğinden dolayı da affedilmiş olabilir miydi? Olabilirdi. Allah tövbeleri kabul edendir.
Allah affedendir. Orası da Allah'a kalmış bir şey. Onun için her cihetten değerlendirmek lazım.